sana Müslüman demek mümkün mü? Terbiyesiz herifler bunlar. İslam terbiyesi almamışlar, gavur terbiyesi almışlar. Karısını çıplak gezdiren bir adam, İslam terbiyesi değil, gavur terbiyesi almıştı. Bitti, nereye giderse gitsin. İslam terbiyesi başka, Fransız gavurunun terbiyesi başka. Çağdaş terbiye, modern terbiye. Ne terbiyesi bu? Bir Müslüman terbiyesini Muhammed'den alacak. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam'dan alacak. O çıplak karıyı senin yanında Hazreti Muhammed görse vallahi yüzüne tükürür senin. Ne Müslümanısın sen be? Kimin Müslümanısın sen? Efendim bir açık söyleyince vay efendim falan hoca çok şey ediyor. Ne şey ediyormuş? Gerçekleri söylemeyelim mi? Ben her zaman söylüyorum Müslümanlar, erkek olunuz, ürkek olmayınız. Bir erkek var, bir ürkek var. Ben ürkek Müslümanı kabul etmiyorum, erkek Müslüman kabul ediyorum. Allah öyle diyor. Er-ricalü kavvamune alennisa. Erkek Müslümanlar karısını çıplak gezdiremez. Avrupa'nın karşısında boyun bükemem. Gavur Amerika'nın karşısında boyun bükemem. Fransız kim oluyormuş? Pis Fransız kim oluyor? Pis İngiliz kim oluyor? Pis İtalyan kim oluyor? Sen ondan terbiye alacak adam değilsin. Sen terbiyeni Hazreti Muhammed'den alacaksın sen. Kendine gel Müslüman. Kendine gel Müslüman. Erkek ol, ürkek olma. Ben size gerçekleri söylemekle vazifeliyim. İster misiniz ki karşınızda korkak bir hoca olsun? İster misiniz ki karşınızda miskin, pişkin, aptal bir hoca olsun? İster misiniz? Öyleyse gerçekleri söyleyelim. Açık konuşalım ne olur. Elin komünisti açıkça söylüyor söyleyeceğini, değil mi? Elin komünisti ne yapmak istediğini açıkça söylüyor mu söylemiyor mu? Söylüyor. Müslüman ne söylemeyecekmiş? Bu topraklar Müslümanlarındır. Bu topraklara kan veren şehitler hepsi Müslüman insanlardı. Yani bu memlekette kanunlar yalnız Müslümanların yakasına mı yapışacak? Gel bakayım ey yeni camide konuşan vaiz. Sen böyle böyle söylemişsin. Gir içeri diye beni hapishaneye mi dolduracak? Bu tek taraflı bir kanun uygulaması olur. Özgürlükçü demokrasiyi kendileri yalanlamış olurlar. Hani hürriyet sevdalısı, hani özgürlükçü demokrasi havarisi. Bir hoca biraz bir şey söyledi mi, hemen bir bakıyorsunuz orada bir muhbir, jurnalci, dinsiz bir gazeteci. Eyvah falan filan elden gidiyor falan hoca şöyle konuşuyor, bu hocanın kellesini kesmeli diye o gavur gazeteci ihbar ediyor, hemen harekete geçiyorlar. Ne çirkin be! Bu memleket Müslümanların değil midir? İslam'ı konuşamayacaksam, ben şurada Kur'an-ı Kerim'i açıp ayet ayet konuşamayacaksam neden çıkacağım ben bu kürsüye öyleyse? Niçin gerçekleri söylemeyecekmişim? Niçin hakikatleri söylemeyecekmişiz? Hocalara konuşma hürriyeti yok mudur? Kur'an'ı konuşma hürriyeti yok mudur? Hazreti Muhammed'i konuşma hürriyeti yok mudur? İslam'ı anlatma hürriyeti yok mudur? Kimi kandırıyorsunuz? Hani fikir hürriyeti? Hani vicdan hürriyeti? Hani Müslümanlara hürriyet? Pis bir gazeteci, müşrik bir gazeteci, kafir bir gazeteci hemen jurnal ediyor. Toplayın, boğun, öldürün diyor. İslam'ın düşmanı gazeteler, İslam'ın düşmanı gazeteciler, yarın mahşer günü görüşürüz sizinle, yarın Hazreti Muhammed'in huzurunda görüşürüz sizinle, yarın görüşürüz Allah'ın divanında, müşrik gazeteciler, kafir gazeteciler. Görüşürüz yarın huzuru mahşerde,
Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Benim bugün sahibim yok zannediyorsun. Gazetende yazdığın yazıyla beni imha ettireceğini zannediyorsun. Peşinden gölge gibi geleceğim. Kellemi kessen ömür boyu korkutulamayacaksın Müslümanlardan. Hala! Dinsiz gazeteciler, dinsiz gazeteler, İslam'a sataşmayı medeniyet zanneden alçak adamlar. Aziz müminler, asil Müslümanlar, bir Müslüman olarak söylüyorum ben bu gerçekleri. Ben sizin politikanıza karışmam, politikacılarınıza hiç karışmam. Nefret ederim, her zaman senelerdir bu kürsüde size hitap ediyorum. Senelerdir size buradan hitap ediyorum. Günlük politikaya zerre kadar tenezzül etmedik. İğrenç bulurum, çirkin bulurum, utanç duyarım. Ama Müslüman olarak konuşuyorum. Benim Ramazan ayıma saygısı olmayan, benim tuttuğum oruca, kalktığım sahura, iftarıma, dinime, inançlarıma, Kur'an'ıma, camime, mukaddesatıma saygısı olmayan bir politikacıyı vallahi sevmiyorum. Açık söylüyorum. Ben oruç tutarken oruç tutmayan politikacı, ben namaz kılarken namaz kılmayan politikacı, benim Ramazanımla alay edercesine Müslüman milletin karşısına geçip sigarasını savuran siyaset adamı seni sever miyim ben? Sana zerre hürmet eder miyim ben? Bir milletin inancına saygılı olmayacaksın öyle mi? Bir milletin Kur'an'ına saygı taşımayacaksın öyle mi? Bir milletin okunan ezanına saygı duymayacaksın. Senin gibi siyaset adamını Allah kahru perişan eylesin. Sevmem, hiç sevmiyorum onları. Ruhumda en ufak saygı duymuyorum. Efendiler, aziz müminler, millet olarak yaşayacaksak İslam inançlarına, İslami hükümlere saygı duymak zorundayız. Cumhur reisi de saygı duymak zorundadır, gece bekçisi de. Hepimiz. Nerede şimdi? Dün akşam Kadir gecesiydi. Kadir gecesiydi dün akşam. Devlet çapında bir hazırlık gördünüz mü? Ne hazırlığı vardı devletin Kadir gecesinde? Ama bir Noel gecesi, bir yılbaşı gecesi gelince bir ay evvelden devlet hazırlık yapıyor. O gece küskütük sarhoş olup da serkeş olup da yolunu bulamayanlara telefon numarası veriyorlar. Gel ey devlet, beni evime götür servisleri kuruyorlar. Noel gecesi, gavur gecesine rağbet gösteriyor, Kadir gecesine göstermiyor. Vay senin gibi Müslümana, vay senin başındaki hayata. Sarhoşum gel servisleri kurulmadı mı? Yılbaşı, Noel gecesinde, gavur gecesinde sarhoş olup da arabasına binemeyen, evine gidemeyeni devlet polis tayin etti, telefon numarası verdi. Sarhoşum gel, beni evime götür servisleri kurdular. Kadir gecesine niye hazırlanmıyorsunuz? Kadir gecesine niye saygı duymuyorsunuz? Bunları zihninize şimşek gibi sorulması gereken sual olarak soruyorum sizin. Ya İslam'ın tamamına ya hiçbir hususa. Efendiler, İslam'ın hayatımıza hakim olması lazım. Gecelerimize ve gündüzlerimize, kızlarımıza ve kadınlarımıza hakim olması lazım İslam'ın. Bugün çıplak dolaşan kadınlara vallahi İslam hakim değil. Sizin caddelerinize İslam hakim değil. Sizin sokaklarınıza İslam hakim değil. Üniversitenize İslam hakim değil. Eğitim sisteminize İslam hakim değil. İslam'ı getirmişler, getirmişler, camilerin içine mahkum etmişler. Caminin dışına çıkamıyorsunuz, İslam çıkamıyor. Niye anlamıyorsunuz bunları? İşte